duruşu farz mıdır, vacip midir? Kendiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kurban duruşa? Cami mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Değerli izleyicilerimiz, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor. Memleketimize huzur, yuvalarımıza huzur dileyerek birlikteliğimize başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeni bir Diyanete Soralım programıyla birlikteyiz ve bugün değerli hocamız Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'yi ağırlamaktayız. Muhterem hocamıza dini konularla ilgili olarak bilmediğimiz veya eksik bildiğimiz sorularımız var ise inşallah bir saat boyunca yayın süresince değerli hocamıza yöneltebiliriz, sorabiliriz. Bizler de sizlerle birlikte bilmediklerimize vakıf olup öğreneceğiz inşallah. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah afiyetler ihsan etsin. Amin, teşekkür ederim. İlminizden istifade etmek için yine Rahle-i Tadrisatınıza başvurduk efendim inşallah. Estağfurullah, inşallah. Cenab-ı Allah afiyetler ihsan etsin. Amin. İlminizden amin. İstifade edilmeyi nasip etsin inşallah. Sosyal medya soruları hazır, mail soruları hazır. Bismillah deyip çıkalım yola. Değerli izleyicilerimiz 0312 alan koduyla 294 4294 numaralı telefondan ulaşabilir. Canlı yayında değerli hocamıza sorularınızı bizzat yöneltebilirsiniz. Yine sorularınızı bizlere diyanetesoralım@diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook /diyanetesoralım adresleri üzerinden de ulaştırabilirsiniz. Efendim bugün ilk durağımız Tokat olacak. Tokat'tan bir izleyicimiz hattımızdalar. Hoş geldiniz. Tokat'a selamlar efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Buyurunuz hanımefendi. Bir tane sorum olacak. Buyurun efendim. Birinci sorum, namazda ayet-ül kürsü okunur mu? Soralım. İkinci sorum, namaz kılarken çorap giymesek olur mu? Pijamamız topuğumuza kadar geliyor. Acaba bir mahsuru var mı? Üçüncü sorum da, zekat verecek kişiye gittiğimizde bir tanıdığımız olabilir. Mesela ev alıyor, bebeğe oluyor. Hem bebek görme gibi hem de zekat vermiş olduğumuz nasıl olur yani bu? Zekat yerine geçer mi, geçmez mi? Hem ev görme gibi olacak hem zekatımız. Evet. Soralım değerli hocamıza. Teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz, sıhhat diliyoruz. Tokat'a selamlar. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-ül Kürsi namazda okunabilir mi? Şimdi namazda Kur'an-ı Kerim'den olan ayetler, sureler okunur. Tabii Fatiha suresi her namazın her rekatında okunur. Onun dışında zamm-ı sure dediğimiz ilave sure veya ayet. Kur'an-ı Kerim'de olan bütün ayetler, sureler okunabilir. Ayet-ül Kürsi de Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti olduğu için ki uzunca bir ayettir. Namazda okunur. Hatta şunu da söyleyelim. Mesela yatsı namazından sonra okunan Amener Rasulü de okunabilir. Evet. Namazda sabah ya akşam namazlarından sonra okunan Haşr son ayetleri. Haşr'ın son ayetleri Vallahu'l-ledi. Evet. Onlar da okunabilir. Veya dua ayetleri var. Rabbena la tuzigh kulubena gibi, Rabbena ighfirli gibi, Rabbi ic'alni mukimmes salati gibi. Bunlar da okunabilir. Yani Kur'an'da olan her şey namazda okunur. Her şey derken sondaki dua kısmı hariç. Hay hay efendim. Yani ayet olarak, yani Fatiha'dan Nas'a kadar, Kulâdû Rabbin Nas'a kadar olan her şey okunabilir. Bu bir. Peki. İkincisi, çorap meselesi. Evet. Şimdi ayaklar namaz içerisinde kadınların avret midir, değil midir? Yani örtülmesi gerekir mi, gerekmez mi? Avreti böyle anlamamız lazım. Yani bu örtülmesi şekilde, gerekir mi, gerekmez mi? Peki. Bu konuda tartışmalar var. Bu örtülmesi şart değildir namaz içerisinde diye görüşler var. Tabii burada ihtiyat olan nedir? Çoraplı olmaktır. Olmaktır. Çok fazla bir külfet de değil. Yani ama bazen şunu yapıyor. Çok uzun etek giyiyor hanımlar. Doğru efendim. Yani ayaklar hiç görünmüyor. Çorap yok ama ayaklar hiç görünmüyor. O sorun değil, problem değil. Ama şimdi burada dediği gibi topuklara kadar ama ayaklar görünüyor. En azından ihtiyat açısından örtmekte, çorap giymekte fayda var. Ama dediğim gibi gereksiz, gerek olmadığını söyleyen alimler de var. Bebek ve ev görme gezisinde zekatı sayabilir miyiz? Tabii şimdi bebek görme, ev görme dinimizin bir gerekliliği değildir. Doğru. Yani farz değildir, vacip değildir. Tabii ziyaretleşme iyidir, sünnettir. Dolayısıyla bunlar da iyi bizim özelliklerimiz, iyi ahlak veya örf adetlerimizdir, güzel adetlerimizdir. Ha, buraya giderken hediye götürmekte şartı yoktur.
Ama kişi hediye götürüyor fakat zekat da vermesi gerekiyor ve karşı taraf da zekat alabilecek durumda. Zekata niyet ederek verebilir. Ama ben bu hem zekatın yerine olsun hem hediye olsun gibi bir düşünceye kapılmamalı. Doğrudan zekat niyetiyle vermeli. Ama karşısındakine de ha, bu benim zekatımdır demesine gerek yok. Niyet burada asıldır. Peki. Dediğim gibi. Yani burada bir hediye cinsinden bir şeyle zekat düşer olur mu? Olabilir. Olabilir. Çünkü Hanefi mezhebinde mutlaka malın kendi cinsinden olması gerekmez. Mesela ne yapıyor kişi? Altın götürüyor. Evet. Bir süs eşyası olmaz herhalde yani. Yani bu yani bir tablo olmaz. Yani onu söylemek istedim. Evet efendim. Yani şimdi, bir vazo almış, bir tablo bir almış. Tablo olmaz. Yani değeri ne olursa olsun. İhtiyacı olan şeyler olabilir. Kendi eğer bir alanda bir ticaret yapıyorsa. Ha, o malından. O kendi o malından götürebilir. Hayır, efendim. Ama her halükarda altın türünden şeyler yani yarımdı, çeyrekti, işte tamdı onları götürebilir. Buna bir engel yok. Peki. Niyet etmesi lazım. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz değerli hocamıza suallerimizi yöneltmeye. Diyarbakır'dan Cuma Erol hattımızdalar. Hoş geldiniz. Diyarbakır'a selamlar Cuma Bey. Aleykümselam Mustafa Bey. İyi akşamlar Mustafa Bey. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sayın hocamın ilminden faydalanmak için size iki sorum olacak. Buyurunuz efendim. Hocama da selam ediyorum. Aleykümselam ve rahmetullah. Sağ olun. Efendim buyurunuz. Değerli hocam dinliyorlar. Hocam, farz namazların haricinde. Evet. Anlaşılıyor mu Mustafa Bey? Anlaşılıyor, dinliyoruz. Farz namazların haricinde ebevil namazı, gece namazı vesaire namazları kılarken kabe evet. Getirmek lazım mı? Bir. Evet, soralım. Diğer soru efendim. Diğer soruyu alalım Cuma Bey. Tamam Mustafa Bey, söylüyorum. Buyurun efendim. Şimdi bunu bir başka arkadaşın adına soracağım size Mustafa Bey. Hocamın görüşünü alacağım. Buyurunuz. Şimdi hanımını boşayan birisi, bir vatandaş. Evet. Hanımını İslam'da tekrar alabilmesi için neler yapmalı? Görüşünü almak istiyorum. Nasıl alabilir? Ben bildiğim, ben duyduğum. Soralım. Kıymetli hocamıza. Hocamız bunu aydınlatsın. Bir başkasına nikah olacak. O adam boşadıktan sonra alınabilir. Ben böyle söylüyorum. Hocamın görüşünü alabilir miyim bu konuda? Soralım efendim. Durum nedir? Bir başkasının adına soruyorum. Hay hay efendim. Soralım. Durum nedir? Birlikte inşallah öğrenelim. Sıhhat diliyoruz Cuma Bey. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Diyarbakır'a selamlar. Evet muhterem hocam. Farz namazların dışındaki namazlarda kâhmet getirmeye gerek yok. Getirilmez. Hangisi olursa olsun. Hangisi olursa olsun. İster farzların önündeki sonundaki sünnetler olsun. İster bu kardeşimizin söylediği gibi evvabin veya teheccüd veya kuşluk namazı. Veya vitir mesela burada. Veya vitir. Bunlara kâhmet getirilmez. Ancak farzlar kaza edilirken de kâhmet getirilmeli. Evet efendim. Farzlar kaza edilirken. Birinci sorunun cevabı bu. İkincisi, bir kimse hanımını boşadığı zaman onu tekrar alabilir mi? Alabilirse nasıl alabilir? Hangi durumlarda alabilir? Evet. Önce şunu söyleyelim. Eğer boşama sayısı 3'e varmamışsa, yani bir defa boşamış, ayrılmışlar, tekrar evlenmek istiyorlar, evlenebilirler. Veya 2 defa boşamış. Yani boşamış, aradan işte bir araya gelmişler tekrar, aradan 2-3 ay geçmiş bir daha boşamış. Ha, geriye bir boşama hakkı kaldı. Yine tekrar evlenebilirler bunlar. Ama tek boşama hakkı kalır. Evet efendim. Ha, ama 3'e tamamlanmış. Aralarında o beynunat kübra dediğimiz, yani kesin ayrılık, büyük ayrılık diyoruz ona biz. Fırkıhta beynunat-ı kübra deniyor. O gerçekleşmiş. Böyle bir durumda bu kimsenin boşadığı hanımla tekrar evlenebilmesi için o kadının bir başkasıyla evlilik yapıp ama meşru bir evlilik, danışıklı dövüş değil, halk arasında hülle denilen şey değil, normal bir evlilik yapıp o evliliğin sona ermiş olması lazım. Yine normal yollarda. Normal yollarla. Normal yollarla nasıl olur? Geçimsizlik olur, boşanırlar. Vefat veya eder. Koca ölür. Ha, ondan sonra iddet bekler. İddet bittikten sonra tekrar eski kocasıyla yeni bir nikahla evlenebilirler. Peki efendim. Hocam Bekir Kaya hocama selamlar diyor. Bu yarış atları mevzundan hareketle ülkemizde bu noktada kazanılan ikramiyeler helal mi değil mi değerli hocam diyorlar. Şimdi yani şöyle biliyorsunuz buna ne diyorlar? Ganyan bağ. Diyorlar mı? Ganyan mı diyorlar? Bir şey diyorlar galiba. Yani
at yarışları için bahse giriyorlar. Bahse. Ve o bahis tabii aynen aşağı yukarı loto toto oynar gibi. Yani nasıl ki işte bir filan takımlar arasındaki maçta kimin kazanacağını işte tahmin edip veya böyle yazıp eğer dedikleri çıkarsa para kazanıyor filan. Dedikleri çıkmayanlar para kaybediyor değil mi? Bilmiyor evet, musun? Evet. Bilmiyor musun? Şimdi bu at yarışlarında da herhalde şunu yapıyorlar. Yani hangi at? Yine bir tahmin muhtemelen tahmin. Yürütülüyor. Yani hangi at birinci olacak veya ikinci olacak ona göre işaretleyip para yatırıyorlar. Ondan sonra da yarışın bitiminde kim doğru bildiyse o diğerlerin yatırdığı paradan işte artık belirli miktarını alıyor. Şimdi bu nedir? Şans oyunudur. Evet. Yani evet atlar arasında tabii şey var. Yani kimisi hızlıdır, kimisi daha az hızlıdır ama mücadele herhalde var. Herhalde yani bir araba atıyla koşu atını koşturmazlar beraber. Yani sonuçta koşan atlar belirli özelliğe sahip ve hepsi koşu atlarıdır. Nitekim hepsi devamlı aynı at kazanmıyor. Birisinde bir at kazanıyor, ötekinde bir başka at kazanıyor. Yani biraz işin içerisinde o atın hünerinin veya jokeyin hünerinin yanı sıra şans da var. Evet. Dolayısıyla bu şans oyunlarına girer. Dinimizde de şans oyunlarının hükmü bellidir. Kumar hükmündedir onun. Efendim devam ediyoruz. Tokat'tan satılmış çalıcı hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Çalıcı. Tokat'a selamlar efendim. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Gününüz hayırlı, ömrünüz bereketli olsun efendim. Allah razı olsun. Çok sağ olun efendim. Buyurunuz satılmış bey. Cümlemizden. Şöyle küçük iki tane sorum olacaktı hocama. Buyurun efendim. Şimdi şöyle bir şey hocam. Mesela arkadaşım biri direksiyona biniyor, oturuyor. Şeyhimin sünnetini yerine getireyim diye. Mesela kemerini bağlıyor. Evet. Şeyhin sünneti olur mu? Yani bu Peygamber Efendimiz'den başka kimsenin sünneti olur mu? Evet. Bu böyle diyorsa bu günahkar olur mu? Ne derece günahkar olur? Bir. İkinci sorum da şöyle bir şey hocam. Anadolu'nun bazı yörelerinde büyük kayınbirader, gelinin büyük kayınbiraderi kayınpeder yerindedir. Onun arasında namahremlik olmaz gibi bir inanış var. Bu sorak. Ne kadar doğru? Bunun hakkında bilgi verirseniz sevinirim hocam. Soralım efendim. Sıhhat diliyoruz Sayın Çalıcı. Tokat'a selamlar efendim. Peygamber evet. Aleyhisselam'dan başka hiç kimsenin sünneti yoktur. Şimdi sünnet kelime olarak yol. Mesela Peygamberimizin men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men tebiaha. Yani kim güzel bir çığır açarsa, güzel bir yol ihdas ederse anlamı var. Bir de aynı bunun bir de kötüsünü yaparsa yani iyi çığır açan, iyi bir sünnet ortaya koyan kişi onun sevabını alır ve onun yolda gidenlerin sevabını alır. Bir kimse de kötü bir çığır açarsa, kötü bir adet ihdas ederse hem onun hem de o yolda gidenlerin günahını alır. Ama biz ıstılah olarak sünnet dediğimiz zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti gelir. Şimdi şeyhin sünneti ilk defa duydum. Eğer olsaydı daha önce duyardım ben bunu. Sen de duyardın. Doğru efendim. İlk yani, yani ininci programa geldik ilk defa böyle ilk şey. İlk defa duyduk. Doğru. Yani Peygamberimiz diyor ki ben size iki şey bırakıyorum. Ona uyduğunuz takdirde şeye erersiniz. Sapıtmazsınız. Kurtuluşa erersiniz. Saptırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Resulünün sünneti. Evet. Budur. Ha, şimdi tabii bu şeyh işte şöyle yapıyor. O ya, öyle yaptığı için ben de öyle yapayım. Yani salih insanların nasihatları dinlenir. Onların güzel hareketleri tekrarlanabilir ama bunu bir sünnet gibi değerlendirmek. Özellikle peygamberin sünnetinin önüne geçirmek. Böyle bir şey olamaz. Bu bir. İkinci sorusu büyük kayınbirader, evet. kayınpeder. Hayır, asılsızdır. Şimdi burada zaman zaman söylediğimiz bir şey var bakın. Evlilik yasakları içerisinde daimi olanlar var. Bir de geçici olanlar var. Nedir efendim? Bir daimi olan yani o yasak aralarında yasaklık olan kadınla erkek ebediyen evlenemezler. Evet. Gelin ve kayınpeder bunlardandır. Yani diyelim ki bir kimsenin oğlu ölmüş, gelini dul kalmış. Kayınpeder onunla asla evlenemez. Bunların aralarındaki evlenme yasağı
ebedidir, daimidir, geçici değildir. Baba ve kız gibi o zaman. Baba ve kız gibidir. Ve tabii gelin ve kayınpeder arasında, yani ister da oğlu ölmüş olsun, ister hayatta olsun, mahremiyet olmaz. Yani mahremiyet olmaz dediğim, birbirlerine haram değiller onlar. Yani o kızı dediğin gibi, evet, kız baba gibidir. Ama büyük kayınbirader olsun, küçük kayınbirader olsun, yani hanımın. Veya tam tersi baldız. Ona bizde çelebi derler. Evet, çelebi. Yani doğru. Kocanın kardeşi. Çelebi. İster doğru. Büyük olsun, ister küçük olsun. Bunlar yabancı hükmündedir. Yani bu kayın, yani gelinin, kayınbiraderlerinin gelinle evlenememesi sadece o gelinin kocası hayatta olmasıyla kayıtlıdır. Evet. Ki zaten gelinin kocası hayattaysa başkasıyla da evlenemez. Ama gelinin kocası öldüğü zaman ölen kocanın ağabeyisiyle de evlenebilir bu gelin. Erkek kardeşiyle de evlenebilir. Nitekim ülkemizde farklı töreler haline geliyor. Olabiliyor bu, oluyor, oluyor. Bunu yani güzel duygularla, güzel niyetlerle de yapıyorlar. Bazıları eve yabancı girmesin diye yapıyor mesela, onlar önemli değil. Peki. Yani dolayısıyla da bu bir hanımın büyük kayınbiraderiyle arasındaki tutum aynen yabancıyla olan tutum gibidir. Yani aralarında mahremiyet vardır. Yani mahremiyet dedim, birbirlerine haramdırlar. Evet efendim. Şöyle bir sual var değerli hocam. Ahmet Demirbaş, hocama selamlar. Elden senet yapan mağazalardan alışveriş yapmak caiz olur mu? Şunu eklemiş, ürünün üzerine eklenen vade farkının bir sınırı var mı demiş. Şimdi yani senet nedir? Senet bir borcun tevsikidir. Yani vesikalandırılmasıdır. Evet efendim. Yani insan niye senet yapar? Borçlanır, ondan sonra senet. Yani sen gidiyorsun bir mağazadan mal alıyorsun. Paranın ya hiçbir tamamını veremiyorsun veya bir kısmını verip bir kısmını veremiyorsun. Kalan borcun için senet yapıyorsun. Evet. Yani şimdi kredi kartı kullanılıyor. Dolayısıyla senede gerek kalmıyor. Ama eskiden öyle değildi ki. Eskiden vadeli satışlarda genelde eğer biraz da meblağı varsa senet yaparlardı. Hatta bir de o seneti kefil ciro öderdi. Dolayısıyla mağazalardan vadeli mal satın alıp senet yapmanın bir sakıncası yoktur. Evet. Peki vade farkının sınırı var mıdır? O da yoktur. Yani bu tamamen alıcıyla satıcının karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Ama biz bu tip şeylerde hep şunu söylüyoruz. Sadece insanın uyması gereken şey hukuk değildir. Bir de vicdan vardır, ahlak vardır. Satıcı alıcının güç durumundan istifade ederek onu ezecek duruma düşmemelidir, onu yapmamalıdır. Ama karşılıklı rıza ile diledikleri kadar fark koyabilirler. Fakat tabii bu işte çok aşırı, yani piyasayı adamdan, hani o garar dediğimiz, kandırma dediğimiz, evet, şey olmama kaydıyla. Efendim, Trabzon'la birlikteliğimiz sürüyor. Bekar Cirit hattımızda, hoş geldiniz. Trabzon'a selamlar Sayın Cirit. Sağ ol, aleyküm selam. Buyurunuz efendim. Ben pazarda da çalışıyorum da buralı da bazı isteyiciler gelip geçiyor. Evet. Bazı arkadaşlarımız, yani ben de eskiden kullanıyordum, doğrusunu konuşacağız. Zaten şimdi ben biraz şey yaptım da bazı arkadaşım hala daha şu kelimeyi Allah versin. Evet. Bu ne kadar doğru yanlış yani. Bana bu çok yanlış geliyor şimdi, zaman geçtikçe, bir şeyleri öğrendikçe. Doğru mu acaba, yanlış mı? Bunun hocamdan şeysini isteyebilir miyim acaba? Soralım. İsteyiciler yani dilenciler, soralım. Allah versin, evet, doğru mu? Allah başka bir sual var mı efendim? Ve vermiyoruz, gönderiyoruz. Peki. Bu şeyi soracaktım. Bu kız istemeye gidiyoruz, yok kız istemeye geliyorlar. Allah'ın emri diyoruz. Bu adam mesela Allah'ın emri, kızını istiyor, peygamberin kalbi. Adam vermiyor. Bu Allah'ın emri kelimesi biraz adam, yani vermediği zaman Allah'ın emrini yerine getirmemiş mi oluyor yani? Bu doğru bir laf mı yani? Soralım efendim. Sıhhat diliyoruz Sayın Cirit. Trabzon'a selamlar. Kapıya gelen dilenciye veya cami önündeki dilenciye ve yolda karşılaştığım bir dilenciye Allah versin deyip savmak doğru bir hareket değil. Yani bizim şeyimizde, inancımızda, dinimizde yapılması gereken şey şu ki bu dini bir emirdir. Verebiliyorsan verirsin. Veremiyorsan dersin ki ya kardeşim kusura bakma. Veremeyeceğim. Ha, imkanı yok da veremiyorsun. İmkanım yok, veremeyeceğim. Param yok, veremeyeceğim. Bozuk param yok, veremeyeceğim. Var, vermek istemiyoruz. Yani o veremeyeceğim desin o zaman. Ama hadi git defol. O anlama gelir. Allah versin git. Bu doğru bir hareket değildir. Ki bu dediğim gibi bu dini naslarda geçen bir
şeydir, tavsiyedir bu şey. Evet efendim. İkincisi, bu Allah'ın emri, peygamberin kavli diye kız isterken söylenen sözler dini bir söz değildir. Tamamen örfidir, adettir, gelenektir. Böyle alışılmıştır. Ama çok hoş bir şey söyledi bu arkadaşımız. Yani şimdi eğer kız babası davranıyor, vermezse Allah'ın emrine isyan mı etmiş olur? Hayır. Evet. İsyan etmiş olmaz. Yani bunun anlamış olsa gerek. Yani şu niyetle söyleniyor. Allah'ın emri, peygamberin kavli. Yani bu evlilik Allah'ın emri. Evet. Peygamberin sünneti. Biz de o emri ve o sünnet üzere senin kızına talibiz. O anlamda söylenen bir şeydir. Yoksa verirsen Allah'ın emrine uymuş olursun, vermezsen isyan etmiş olursun, günahkarsın, cehenneme gideceksin anlamında değil bu tabii. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz. Burhan Aksoy, hocama selamlar diyor. Yine bir sosyal medya sorusu. Namazda hapşırmak ya da öksürmek değerli hocam, orucu bozar mı diyor. Orucu mu namazı mı? Düzeltiyorum efendim, pardon. Namazda hapşırmak ya da öksürmek namazı bozar mı? Öyle Burhan yani, Aksoy. Oruca bir zarar olmaz. Aman, aman hocam, evet. Şimdi, evet. Hapşırma dedin, geldi. Peki. Bazen böyle oluyor. Camide birisi bir öksürüyor, bakıyorsun peşinden 10 kişi daha öksürüyor. Doğru. Tabii ki kasıtlı olarak, yani insan kendisini tutamadan öksürürse, hapşırırsa buna bir sakıncası olmaz. Evet. Ama zorunlu olmadığı halde eğer öksürürse, boğazını şey yaparsa. Temizlemek için. Temizleme. Mesela imam boğazını temizleyebilir okurken. Normal. Ama cemaatin bunu yapmasına gerek yok. Veya zorunluluk yokken öksürürse eğer, o zaman namazın bozulduğuna dair bazı kayıtlar var. Ama zorunlu değilse eğer. Peki. Yani mala yani bu işlere girmeyeceğiz. Yani boş. Ama mecbur gelmiş tutamıyorsun. Orada bir sorun yok. Peki efendim. Ankara'dan Osman Akol hattımızda. Hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar Osman Bey. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Buyurunuz Osman. Hocam ben engelli diyelim ki kolundan veya bacağından engelli fakat namaz kıldırmaya ehil bir din kardeşimizin cemaate namaz kıldırıp kıldıramayacağını soruyorum. Soralım değerli hocamız efendim. Bedensel noktada bu tür bir özrü olan kimse namaz kıldırabilir mi? Bu ehliyete sahip mi? Başka bir sual var mı ekleyeceğiniz? Bir de internetten böyle korsan gösteriler indirmek, oyun yani oyun indirmek dinimizce haram mı veyahut da mübah mı? Efendim soralım. Sıhhat diliyoruz. Tamam. Ankara'ya oldu, selamlar Osman hayırlı Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Evet değerli hocam. Beden noktasında böyle bir şimdi, durum olan bedensel kusur, engel, imamlık yapmaya engel değildir. Hatta kitaplarımızda geçer. Ayakta, oturarak namaz kılan bir kimse, ayakta namaz kılan kişiye imam olabilir. Evet. Ha, burada özürlüler, imam olamaz diyoruz ya özürlüler. Onlar abdest tutmadaki özürlüler. Yani bu tanım sahibi özür dediğimiz, sahibi özür dediğimiz kişilerle ilgilidir. Yoksa bedensel özrü olanlarla ilgili değil. Değildir. Ancak şu vardır. Mesela gözü görmüyorsa bir kimsenin, eğer aynı durumda gözü gören biri varsa onu tercih edilmeli derler. Niye? Çünkü gözü görmeyen belki özellikle bu kitapların yazıldığı dönemlerle ilgili de olabilir o. Temizlik durumuna pek fazla belki riayet edemeyebilir gibi filan ama günümüzde öyle bir şey de söz konusu olmadığına göre ister bacağında olsun, ister elinde olsun, ister gözünde olsun bunlar imamlık yapıp namaz kıldırabilirler. Peki efendim. İnternetten oyun meselesi. Bir defa oyun milletin başına bela. Çağın vebası olur. Yani o internetten indirmeyi bırak, parasını versen de başına bela. Doğru. Ya adam trafikte bir taraftan bir tarafa geçiyor, genç kız, genç erkek. Elinde telefon onunla uğraşıyor. Yani arabalar çarpsa gitse başa bela. Maalesef. Maalesef. Sonra oturdukları yerde keza, ya mübarek al da bir kitap oku. Ben şimdi her hafta gelip gidiyorum İstanbul'da. Evet efendim. Herkesin elinde bir telefon, oyun oynuyor. Yani kitap okuyan bir iki kişi var, yok. Maalesef bu. Yani bunlar malayanidir. Boşa iş, boş vakit geçirmedir. Zaten malayaniyle uğraşmak dinimizde yasaktır. Min husni islamil mer'i terkuhu malayanihi. Hadis. Yani bir kimsenin malayani, ne demek malayani? Kendisini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşması, onu terk etmesi, onun dininin, inancının güzelliğindendir diyor. Ha peki internetten indirme olayı, tabii şimdi eğer bunu internete yükleyen adamlar buna izin vermişlerse,
ki bir programdır o. Bir emek sonucudur. İşe yaramaz bir emek de olsa. Evet. Ama sonuçta evet. Bir emek sonucudur. Bir mali karşılığı var. Dolayısıyla indirmek doğru olmaz. Peki. Efendim Fikri Latif hocama selamlar. Zekatımızı kutsal topraklara gönderebilir miyiz? Değerli hocama selametler diliyorum demiş. Fikri Latif. Zekat verirken asıl olan şey kişinin bulunduğu yerdeki fakirlere öncelik vermesidir. Hatta zekat verirken daha da esas olanı kendi yakın akrabalarında, yani usul ve furuğu ve eşinin dışında, kardeşiydi, yeğeniydi, amcasıydı, dayısıydı, halasıydı, teyzesiydi, onların çocuklarıydı. Bunlara vermek öncelikli olarak daha faziletlidir, daha sevaptır. Ha, bunlardan sonra yakın komşu, uzak komşu, kendi bulunduğu bölge. Çerçeve dardan genişe doğru. Herazon gibi gidiyor. Evet. Ha, şimdi ancak şu olur, diyelim ki bir uzak yerdeki insanlar bulunduğumuz yerdeki insanlardan daha çok ihtiyaçlı. Yani buradaki insanlar ekmek buluyor da katık bulamıyorsa. Evet. Ama bundan 500 kilometre ötedeki, 1000 kilometre ötedeki veya diyelim Manamar'daki bir kişi ekmek de bulamıyorsa o zaman oraya gönderilebilir. Myanmar'daki. Ha şimdi kutsal topraklara gönderme. Orada çok zekat veren insan var oradaki fakirlere. Evet. Ve zekatı oraya göndermenin sevabı, buraya da vermenin sevabından fazla olacağını zannetmiyorum ben. Yani var hadislerde ne var? Namazla ilgili var. Yani şeyde Kabe-i Muazzama'nın etrafında kılınan namazın faziletiyle ilgili, Mescid-i Nebevi'de kılınan namazın faziletiyle ilgili hadisler var faziletiyle. Evet. Ama oradakilere, ha bir de orada verilmesi gereken şeyler de var. Nedir o? Mesela Haç'taki ceza kurbanları. Umre'deki ceza kurbanları, o da orada kesilecektir. Fidyeler orada verilecektir. Ama buradan oraya zekat göndermenin, sadaka göndermenin bir anlamı olmaz. Mesela hocam şunu söyleyenler oluyor ya, hacda kesildiği zaman Afrika ülkelerine gidiyor. Zaten muhtemelen oradakiler o hepsi... O kurban. Evet. Onlar gönderiliyor zaten. Yani hacda kesilen hac kurbanı, bunlar gönderilebilir. Onlar orada kesilmek zorunda diye mesela soranlar oluyor. O zaten bak orada kesilecek, oradaki fakirlere de veriliyor. Daha muhtaç bölgelere de gönderiliyor. Yani evet. Şu var, orada kesilen kurbanların %100 şeye gönderiliyor değil. Afrika ülkelerine gönderiliyor değil. Bir defa Mekke'nin yerlileri kurban kestiği zaman kendileri kesiyorlar genelde. Doğru. Ha, sonra şu da olabiliyor. Mesela organizasyonlar kesiyor ya. Evet. Onlardan bir kısmı kendileri kesiyor. Ve sahiplerine veriyor. Onları da daha dağıtıyorlar. Yani tamamı gönderilmiyor dışarıya. Gönderilse de olur ama yani. Orada bir... Daha çok muhtaç olanlara gönderilmesi olur tabii. Peki efendim. Allah razı olsun. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. İstanbul'dan Ömer Öcalan hattımızda. Hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar Ömer Bey. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz. Benim sorum şuydu. Buyurun biz arkadaşlarla halı saha maçı yapıyoruz. Evet. Halı saha maçı sonunda işte yenilen taraf tatlı alsın diye konuştuk ama beraber yiyeceğiz. Evet. Bu acaba günah oluyor mu? Bu dinen sakıncalı mı? Bunu sormak istiyorum. Evet, soralım. Ama yani, iki taraf beraber yiyecek yani sonunda. Bir taraf alıyor ama beraber yenilecek. Peki soralım efendim. Sıhhat diliyoruz Ömer Bey. İstanbul'a selamlar. Evet değerli hocam. Bu sakıncadan uzak değil bu. Yani bunun içerisinde de biraz kumar kokusu var en azından. Dolayısıyla bundan uzak kalmak lazım. Eğer yani bu hassasiyeti gösteriyorlarsa yani halsa yap. Yenen orta kalsın. Herkes bir şeyler koysun. Veya yenme yenilme diye bir ayrım yapmaksızın işte işlerinden birisi sırayla hepsi şey yapsınlar. İkram etsinler. Ama yenilenin verilmesinin şart koşulması bu şaibeden uzak değil. Peki efendim. Ya katkı sunsunlar ya adam belirlesinler sıraya döndürsünler. Olabilir. Ya hepsi efendim. Beraber para toplayarak ortaya koyarak ödeyebilirler. Peki. Hatta şunu da buna katabiliriz. Halı sahasının ücreti de aynı şekilde. Evet, yenilen öder mi ödemez mi? Peki, böyle bir şey varsa. Onda da aynı hüküm söz konusu. Hay hay efendim. Peki. Devam ediyoruz. Kıymetli hocamıza suallerinizi yöneltmeye Kırıkkale'den Ramazan Cihan hattımızda. Hoş geldiniz. Kırıkkale'ye selamlar Ramazan Bey. Selamlar hocam. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Hocam ben 3 ay önce bir cenazeye katılmıştım kendi köyümüzde. Kendi köyümüzde. Evet. Cenazede orada cenazenin sahibinden durumu da iyi değil. Yani hiç iyi değil biliyorum. Hiç iyi değil. Bu oradan 3-4 arkadaştan para aldı. Gizli gizli para aldı. Bunu ben kulak misafir oldum.
hocaya verilmesi için. Evet. Hocaya verilmesi için. Bir de bir ay sonra falan ben bunu hocayla tartıştım. Bu hocaya denk getirdim, tartıştım dedim. Sen hocam sen bu şekilde böyle böyle para aldın dedim yani. Yani biz onu diyor alıyoruz diyor. Bunun bir zararı mahsuru yok diyor. Evet. Ben bunu öğrenmek istiyorum hocam. Soralım efendim. Kırıkkale'ye selamlar. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Evet değerli. Yanlış yapmışlar. Önce onu söyleyelim. O cenaze sahibi böyle bir duruma düşmemeliydi. Hoca da o kişiyi böyle bir duruma düşürmemeliydi. Yani şimdi cenaze sahibinin vermek özellikle hali vakti yerinde değilse vermek zorunda olduğu hiçbir para yoktur kimseye. Ancak eğer durum müsaitse diyelim kabrini kazan kişilere doğru hediye verir. Mukabilinde bir şey verir. Verir. Yıkayan ve yıkayana verebilir. Ama hoca ne yaptı da verecek ona? Cenazeyi kıldırdıysa o bir ibadettir. İbadet için sevap alınmaz. Bir Fatiha okuduysa arkasından veya kabrin başında bir Kur'an-ı Kerim okuduysa o bir ibadettir. İbadet karşılığında para alınmaz. Evet. Ha, eğer bundan maksat bu kefaret borcu ise, mesela oruç fidyesi ise vesaire, o zaman da ne olması lazım? Ölen kişinin ya vasiyet etmesi lazım veya diyelim ki kalan kişinin varlıklı olması lazım. Ölen kişinin borcunun olması lazım, oruç borcunun, kefaret borcunun. O zaman da hocaya değil, fakire verilecektir bu. Günümüzde kadrolu hocalarımız Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Normal, ailesini rahat geçindirecek kadar, özellikle köy yerlerinde rahat geçindirecek kadar maaşlar var, gelirleri var. Yani diğer meslek erbabından ne farkı var? Gelir olarak. Evet, farkı yok. Diğer meslek erbabı derseniz şunu kastediyorum. Yani bir nüfus memuru olsun veya bir büro memuru. Belki öğretmenler 3-5 kuruş fazla olabilir veya öğretmenler ne farkı var? Onlar almıyor da niye hoca alıyor? Ha, ama hocanın hiç geliri yok, devlet maaşı da almıyor, fakir. O zaman ona zekat verilebilir, fitre verilebilir. Eğer kefaret borcu varsa ölenin o verilebilir ama onu da kim verir? Hali vakti yerinde olan verir. Adam zaten sağdan soldan borç alarak hocaya para vermeye çalışıyor. Doğru, fahri görev. Yani tabii hocalarımızın %99'u almaz. Yani kalktı o artık. Doğru. Ama maalesef böyle tek tükte çıktığı oluyor. Onların da tabii halkımızın da vermemesi lazım. Yani biraz da halkımız bu işlerin bilincine varsın. Yani buradaki değerli hocamızın da tavsiyesi böyle bir şey. Yanlış yapmışlar. Yanlış yani. Yapmışlar. Peki. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bir sual var değerli hocam. Cemalettin İnce hocama selamlar diyor. Yine bir sosyal medya sorusu tarlanın öşürü ile ilgili olarak. Diyor ki tarlanın zekatı olan öşürde masraflar çıkması lazım mı hocam? Ve öşür mahsul satıldıktan sonra para olarak nasıl dağıtılır? Şimdi önce birinci, ikinci kısımdan söyleyeyim. Hay hay. Öşrü verilme zamanı mahsul alındığı andadır. Evet. Kur'an-ı Kerim'de hasat anında fakirin hakkını ver. Fakirin hakkını ver ifadesi var. Ama hasat anında verilmediyse düşmez o. Yine verilmesi gerekir. Yani şimdi bu daha sonra para verilecekse diyor ya. Evet. O birinci sorunun birinci kısmı ile alakalıdır bu. Ne yapacaktır? Şimdi şu anda genelde tarlaya yapılan ekstra masraflar ki o ilaç masrafı diyoruz. Veya gübre, suni gübre masrafı evet. diyoruz. Biraz elektrik mesela fazla tutuyor. Sulama için çaba harcıyorsa. Ya bu masraflar düşülür. Kalanın tarlanın sulanma şekline göre 1/10 veya 1/20 verilir. Yani asıl şey nedir? Bir arazi yağmur suyuyla sulanıyorsa ve verimi almak için ayrıca bir yemek sarf ederek, para sarf ederek sulama gereksinim yoksa o zaman çıkan ürünün 1/10. Sulama masrafı varsa 1/20 verir. Şimdi bazı alimler derler ki, bazı zamanımızdaki, zaten bu oran 1/10'dan 1/20'ye düşüyor sulama yoluyla. Evet. Dolayısıyla diğer masrafları çıkmanın gereği yok diyor. Tabi bu da makul bir bakış açısı ama diğer eskiden tabi sulama masrafı şimdiki gibi değildi. Evet efendim. Yani bu yüksek değil. Resulullah döneminde olsun, müştehit imamlar döneminde olsun sulama masrafı bu kadar çok değildi. Evet belki çiftçinin ektiği biçtiği yer de bu kadar çok değildi.
Ama bazen öyle oluyor ki şimdi çiftçilerin ifadesi, neredeyse kaldırdıkları ürün %80'i masrafa gidiyor. Tabi bu tüm masrafları düşer demiyoruz. Ama eskiden olmayıp bugün olan. Evet. İlaçlama gibi, suni gübreleme gibi, evet, veya ne bileyim elektrik masrafı gibi masraflar düşer ve kalanın eğer salına suyla sulanıyorsa, yani emek verilerek kalanın 20'de biri, yağmur suyuyla sulanıyorsa 10'da biri öşür olarak verilir. Bu malın elde edilen ürünün kendisinden verilebileceği gibi değerinden de verilebilir. Peki efendim. Ha, değerinden verdiğinde de yine 10'da 1 veya 20'de 1 üzerinde. Aynı şey. Yani %2,5 ticaret malı gibi yok, değil. Yok yok değil. Hay hay efendim. Peki. Çünkü burada arazi mahsulünün şeyini verecek. Peki efendim. Allah razı olsun. Bu ayrıntıyı da öğrenmiş olduk. Hocam benzeri bir noktada farklı bir soru var yine. Aksaray'dan İzzet Düzyurdu. Hocama selamlar. Tüccara 50 ton arpa vermiş diyor. Şimdi arpanın tonunu daha fazladan satmış. Şimdi kar için parayı artırsam haram mı, helal olur mu değerli hocam diyor. Şimdi arpayı tüccara verirken fiyat belirlemişlerse onun üzerinde bir başka para alması ancak alıcının kendisinde vermesiyle mümkün. Yani burada şimdi tüccara 50 ton arpa vermiş. Evet. Bu arpanın fiyatını belirlemişlerse işte kilosu 100 liradan diyelim, 1 liradan. O dönemde belirlemişlerse. 50 bin lira. Fakat tutmuş şey bunu tüccar 70 liraya satmış. 70 bin liraya satmış. 20 bin lira kar etmiş. Ya arkadaş ben sana 50 bin liradan verdim bu malı. Sen bana ver bakalım bir 10 bin lira daha deme hakkı yok. Çünkü ötekinin karıdır bu. Evet. Ama alan esnaf dediyse ki ya ben iyi kazandım Allah'a çok şükür. 50'ye almıştım sana ama hadi 55 veriyorum dese buna da bir engel yok. Peki. Orada fiyatı konuşup konuşmamaları önemli. Ya fiyat konuşmamışlarsa zaten başka bir problem doğuyor. O akit fasit oluyor. Doğru, belirsiz olacak. Belirsiz oluyor. O zaman bizim tavsiyemiz şu oluyor. Böyle bir durumda fiyat belirlemeden satma değil de ödünç verme şeklinde bu uygulama yapılmalı. Mesela şimdi bu zamanımızda epey yayıldı. Yani ödendiği günkü fiyattan diyerek. Bu şekilde ambarına bırakıyor tüccar. Mesela ne yapıyor? Tüccara veriyor işte burada olduğu gibi 50 ton arpa. Diyor ki bu parayı ne zaman alırsam o günkü arpa fiyatından diyor mesela. Doğru. Burada fiyat belli olmadığı için bir meçhuliyet olduğu için belirsiz. Bu akte biz fasit diyoruz. Buna çıkar yol olarak şunu tavsiye ediyoruz böyle bir durumda. 50 ton arpayı tüccara ödünç verir, borç verir. Ha, daha sonra ödeme gününde karşılıklı anlaşarak isterse borç veren kişi 50 ton arpa alır, isterse de onun bedelini alır anlaşarak. Peki efendim. İstanbul'a birlikteliğimiz sürüyor değerli hocamız. Hoş geldiniz İstanbul'a, selamlar efendim. Alo. Hoş geldiniz hanımefendi, buyurunuz. Hoş bulduk, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Ben hocama bir şey soracaktım da. Buyurun efendim. Şimdi ben hamileyim. Üçüncü ayında bebek. Bebekte geçen hafta gittiğimde ense kalınlaşması olmuştu. Ondan sonra bu hafta tekrar gittiğimde vücudunun her tarafında ödem olmuş dedi. Bugün acilen parça aldılar, incelemeyi aldılar. Şimdi doktorlar artık tahlil sonucuna göre bir karar verecekler. Olur da ki hani doktorlar bu çocuğu almamız gerekiyor derlerse bunun vebali olur mu? Hani evet. Ben bu vebali alır mıyım ya da hani diyebilirler de size bir etkisi yok ama hani bebeği almamız gerekiyor diyebilirler de. Hani soralım. Sonuç çıkmadı. Soralım. Ben bu doktorlara uyarsam hani ben vebal alır mıyım? Çünkü günahından çok korkuyorum. Hay hay efendim, soralım. Hangi durumda böyle bir Allah muhafaza, evet, ama hangi durumda böyle bir şeye mecbur kalınabilir? Evet. Onu çok soralım değerli hocamıza. Başka bir sual yok herhalde. Sıhhat diliyoruz. Yok. Umarız Cenab-ı Allah evladınızı hayırla kucağınıza almanızı nasip etsin. İstanbul'a selamlar. Evet değerli hocam. Bu tabii bebek aldırma olayında Dirişler Yüksek Kurulu'nun bu tür sorulara verdiği cevap şu. Eğer bebek alınmadığı takdirde annenin hayatı %100 veya %100'e yakın oranda tehlikeye giriyor ise bebek aldırılır. Niye aldırılır? İkisi de can değil mi? Evet. Denilirse. Düşünülür. Ona şu cevap verilir.
bebeğin canlı olarak dünyaya gelip gelmeyeceği kesin değil. Ama annenin hayatta canlı oluşu kesin. Yani kesin olan bir şeyi kurtarmak için kesin olup olmadığı belli olmayan, şüpheli olan bir şey feda edilir. Niçin? Ananın hayatını kurtarmak için. Onun dışında bebek alınamaz. Ancak mesela diyelim ki bazen öyle oluyor ki bebeğin hiç beyni olmuyor. Burada yapacak bir şey yok. Yani onu orada durup da anaya şey yapmasının, eziyet vermesinin bir anlamı yok. Çünkü onun zaten yaşaması da mümkün değil. Ve muhtemelen ana karnında da ölecek. Ha, bu alınabilir şeklinde görüşler var. Şimdi bu soruda, hanımefendinin sorusunda ödem oluşmuş. Belki de o ödem ilaçlarla dağıtılacak. Doğru efendim, çözüm olabilir inşallah. Tedavi olacak inşallah. Ha, doktorlar derse ki bu ödem çözülmez, bu çocuk hasta olur, rahatsız olur, kolu tutmaz olur, bacağı tutmaz olur diyelim, sakat doğar. Bunlar bebeği aldırmak için gerekçe değil. Kendi hayatı tehlikeye girmedikçe söz konusu değil. Evet. Ama derlerse ki siz bu bebeği aldırmazsanız sizi zehirler. Hayatınız tehlikeye girer, o zaman aldırabilir. Peki. Bu kadar net, buna göre hanımefendi artık. Artık bunlar da buna göre hareket edecek. Peki. Şu da olabilir. Doktorlardan o tahlil sonuçları geldikten sonra, onların tavsiyesini aldıktan sonra yine yetkili bir din alimine sorup onun verdiği cevaba göre hareket edebilir. Peki efendim, Allah razı olsun. Zor mevzu, Allah yardım etsin. Şanlıurfa'dan Abdullah Badırlı attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Badırlı. Şanlıurfa'ya selamlar efendim. Aleykümselam. Selamu aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Buyurunuz Abdullah. Hocama bir sorumuz olacaktı. Buyurun efendim. Bu Medine'den Mekke'ye, hatta Türkiye'den Mekke'ye giriş çıkışlarda mecburi bu ihram giymemiz şart mıdır? Evet. Soralım efendim. Başka bir soru var mı? Sağ ol. Teşekkürler. İyi yayınlar. Soralım efendim. Evet. Burada hocam. Hanefi mezhebiyle Şafii mezhebinin görüş ayrılığı var. Hanefi mezhebine göre Mekke'ye bu mikat dışından, yani Medine'den veya Türkiye'den giden veya benzeri bir yerden giden kişi ne amaçla giderse gitsin, Mekke'ye gidecekse, mutlaka mikat dediğimiz o, mesela Medine istikametinde o Zülhuleyfe, Abar Ali denilen yerden içerisine ihramsız giremez. Evet efendim. Mikat mahalli orası. Mikat mahalli. Oradan içeri giremez veya havaalanına uçakla gidecekse Cidde'ye inmeden önce ihramlanıp niyet etmesi gerekir. Peki şey yaptı, ihramsız girdi, ne yapacağız? Bunun iki yolu var. Bir, tekrar çıkar mikattan dışarıya. Evet. İhrama niyetlenir, girer, umre yaparak ihramdan çıkar. Ama ihrama girdiği zaman mutlaka umreye veya hacca niyet etmiş olması lazım. Yoksa elbiseleri çıkardı, iki peştemal sardı üzerine, geçti gitti. Bu ihram değil. Evet efendim. Yani mutlaka yani ihramı doğru anlamak ihrama, lazım. İhrama umre yapmak veya hac yapmak niyetiyle girecek. Ya adam ama ticarete gidiyor oraya, Mekke'ye veya bir toplantıya gidiyor. Bu da olabilir. He. Buna rağmen Hanefi mezhebine göre umreye veya hacca niyet. İhramla giderek. He. Ama Şafii mezhebine göre kişinin niyeti. Evet. Eğer orada umre yapmak değilse, hac yapmak değilse, demin söylediğim gibi orada bir toplantıya gidiyor veya ticarete gidiyorsa, onun ihrama girmesi şart değildir. Girmeyebilir Şafii mezhebine. Hatta biliyorsun bu şeyde, hac mevsiminde Mekke'den Medine'ye, Medine'den Mekke'ye ne yapar şoförler? Hacı taşır. Doğru efendim, otobüs. Bunlar ihrama girmezler. Hanefi mezhebine göre girmeleri gerekir ama Şafii mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre girmelerine gerek yok. O içtihadı uyguluyorlar. Yani burada bu kardeşimiz eğer Şafii ise Şafii'ye uyabilir. Hanefi ise Hanefi'ye uymasını elbette tavsiye ederiz. Ama zorluk oluyor, devamlı girip çıkıyorum, sıkıntı oluyor, vaktim olmuyor umre yapmaya. O zaman diğer mezhepleri takliden ihramsız geçer. Cenab-ı Allah nasip etsin inşallah efendim. Amin. Gidenlere bir kez daha, gitmeyenlere acilen ihsan etsin. Önce bir gitmeyenler bir gitsin. Amin inşallah. Gidenler de hocam ayrı bir olay oluyor. Mesela eskiden derlerdi ki niçin bu kadar gidiyorsunuz gibi ifadeler ama. Eskiden orayı, imkanlar vardı da şimdi kalmadı maalesef. Orayı insan gördü mü, evet. Ayrı bir dünya.
Efendim Cenab-ı Allah afiyet versin. Devam edelim. Ankara'dan Turhan Kamberli attığımızda. Hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar efendim. Sağ olun. Buyurunuz. Efendim bir arkadaşınızın kızının babası rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Evet. Durumlar da pek maddi yönden iyi değil. Bu eşiyle anlaşmalı boşanıp babasından maaşını alabilir mi acaba? Alırsa bu halal olur mu? Evet. Soralım. Başka bir soru var mı efendim bekleyeceğiniz? Başka önemli bir soru yok. Peki. Sıhhat diliyoruz. Ankara'ya selamlar. Biz teşekkür ediyoruz. Bilmukabil efendim. Bir defa üç yerin dışında yalan söylemek caiz değildir. İşi önce buradan alalım. Nedir o üç yer? İşte savaşta düşmandan kurtulmak için. Evet. Küs olan karı kocanın arasını bulmak için ve de küs olan insanların arasını bulmak için. Yalan söylenir. Şimdi bu kişiler boşandıkları halde, boşanmadıkları halde, karı koca olarak devam ettikleri halde boşanmış gibi görünüyorlar, boşandık diyorlar. Bu yalandır. İki, devleti kandırma, devleti dolandırmadır. Yani devlet ne yapmış? İşte belli kurallar koymuş ve bu kurallara uygun olanlara işte şu şeyi vereceğiz diyor. Şu kalemdeki meblağı vereceğiz. Evet. Diyor. Şimdi ne yapıyor bu durumdaki bir kişi? Aslında evli oldukları halde, yani bir de şundan istifade ediyorlar bunlar. İşte dini nikah, resmi nikah ayrımı yapıyoruz ya. Yani. Doğru efendim. Eğer bu ayrım olmasa hiç problem olmayacak. Olmayacak. Ha. Şimdi resmi dinimizde diyor ki 3 defa kadar boşama hakkı var bir adam diyor. Evet. Resmi nikahta boşanıyor, biri gidiyor. Nasılsa 2 tane geride. Biz evliliğimizi yine sürdürürüz ama resmen boşandığımız için de babanın maaşını alırız. Ya buna şimdi normal insan tarafsız düşündüğü zaman hiçbir dini bilgisi olmasa doğrudur, münasiptir, olabilir der mi? Demez. Demez. Biz de demiyoruz işte. Peki efendim. Adana'dan Adem Bali hattımızda. Hoş geldiniz. Adana'ya selamlar Adem Bey. Hoş bulduk hocam. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar. Teşekkürler Adem Bey. Buyurun efendim. Hocam ben bir sorum vardı. Ben aslen Osmaniye Bahçeli'yim. Evet efendim. Şimdi bizim o yörede bir dede yetimlik diye bir şey uygularlar. Evet. 60'lı yıllarda benim babam vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu babamdan 6 ay sonra da dedem öldü. Şimdi dedem ölünce dedem de sağlığı yerinde değildi babamın öldüğüne. Yani kendi şeyini böyle anlatacak, ifade edecek durumda da değildi. Hay hay. Amcalarım bize bu babamın kendisine paylaştığı, babamla amcalarım paylaştığı yerlerin dışında bir de dedemden kalan mallar vardı. Mesela canlı mallar. Bu davar gibi işte bir inek. Evet. Büyükbaş gibi. Peki. Evet, büyükbaş hayvanlar vardı. Bunun dışında bir de ceviz ağaçları vardı. Evet. Bu ağaçlardan biz yedi baş nüfusuz. Bir de annem 8. En küçüğümüz 1 yaşında, en büyüğümüz 15 yaşında. Evet. Biz böyle yetimken bizim mallarımızı dedemden bize düşecek malları bize amcalarımız vermediler. Ama dedem de bize böyle şey edecek durumda değildi yani. Nasıl anlatayım, işte sağlıklı değildi. Peki. Şimdi o günden bu yana bir 50 yıl küsür geçti. Hala bu sefer amcalarımın çocuklarının eline geçti o mallar. Yine vermiyorlar. Bizim oralarda bir dede yetim diye bir şey ifade ederler ve böylece sürüp gidiyor. Bunun bir şeyi var mı acaba İslamiyet'te ya da biz işte bunu hata mı işliyoruz? Soralım muhterem hocamıza. Değerli hocamıza soralım efendim. Sıhhat diliyoruz. Adem Bey, Adana'ya selamlar. Şimdi bu dede yetim meselesi tabii çok karşılaşılan, epey bir problem olan bir durum. Evet efendim. Bu miras bölüşümünde genel kural şudur. Aynı istikamette, aynı yönden olan akrabalardan yakın olanı, uzak olanı mirastan mahrum eder. Evet efendim. Yani mesela oğul varken torun mirasçı olamaz. Anne varken nine mirasçı olamaz. Baba varken dede mirasçı olamaz. Kardeş varken kardeş çocuğu mirasçı olamaz. Yani böyle bir ilke var. Evet. Bundan dolayı da oğul varken oğlun oğlu veya kız varken kızın oğlu, ki bu tabii çok detayı var. Bazı durumlarda olabilirler de miras. Mesela kızın oğlu, kızın kızı bazen olabilir.
geriye kalan mirasçıların durumuna göre. Ama genel ilke nedir? Aynı cihetten gelen akrabalıklarda yakın akraba, uzak akrabayı şeyden mahrum ederim mirasla. Evet. Bu dede yetimiyle ilgili hüküm bu. Ancak bir dinimizin bu mirasın dışında başka şeyleri de var. Mesela diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de söylüyor bunu. Şey yapın, vasiyette bulunun diyor. Burada bu arkadaşımızın söylediği, dedem, babam öldüğü zaman aklı başında değildi, vasiyette bulunacak durumu yoktu zaten evet. diyor. Bazı şey görüşler ki özellikle bazı 1920'li yıllardan sonraki İslam alemindeki bazı ahval-i şahsiye dediğimiz bu tip meselelerin alındığı kanunlarda zorunlu vasiyet diye bir şey var. Evet. evet. El vasiyeti ne diyorduk ona? İcbariye değil de aklıma gelmedi. Zorunlu vasiyet. Yani şöyle diyorlar. Dede vasiyet etmemiş gibi bile olsa yetmiş gibi algılanarak böyle kabul edilerek o babasının mirastan alması gereken ne idiyse o çocuklarına da verilmeli. Evet. Ki bu insani de bir hareket olur. Ama tabii üzerine 40-50-60 sene geçmiş. Yapılacak da bir şey yok. Ve peki bu bir hak mıdır hocam mesela? Şimdi kalacak mıdır hak yani olarak kalacaktır? Tam biraz şüphe var içinde. Niye? Bu söylediğimiz kurallara göre mirasçı değil bunlar. Evet. Çünkü amcaları var. Ama kabul edilmeliydi. Ama bunlara vermeliydiler peki. en azından ki ayette miras taksim ederken yanında olanlara da verin diyor. Peki efendim. O tavsiye var. Demin de söylediğim gibi vasiyet tavsiyesi var. Peki. Ama vermemişler. Bu benim hakkımı yediler %100 anlamına da gelmez. Peki. Sizlere Allah'a ısmarlıyoruz efendim. Köşür, farz mıdır, vacip midir? Kendiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandıracak? İrani mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.